İran kuzeyindeki Perçekilit Harekat bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırı sonucu şehit olan 12 asker için Gaziantep'te mevlid okutuldu. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şiarıyla vatan uğruna istiklal ve istikbal yolunda ölüme korkusuzca yürüdüler. Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit ve vatan uğruna içilen şehadet şerbeti. Şuurun var ise dilin susar, gözlerin konuşur. Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz 6 can, 6 vatan evladı, kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Perçekilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimiz daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezan-ı Muhammed'inin semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Vatan ve vatan sevgisinin mukaddesatı, milletimizce en yüce seviyeye yükseltildiği tarihte tasdik edilmiş bir gerçektir. Öylesine ispat edilmiştir ki, her karış toprak kanla sulanmış, milyonlarca can feda edilmiştir. Kahramanlık inanç ve vatan sevdası ile tarihi dondurarak tarih olanlar bu cennet vatana buzdan bekçi oldular. Türk tarihinde bembeyaz bir şekilde yerini alan Sarıkamış destanından 100 yıl sonra aynı azim ve inançla şehadete yürüyen 12 kahraman Mehmetçiğimizin şehadetiyle yürekler buz kesmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da ve Kocatepe'de olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için içte ve dıştaki düşmanlara karşı şehit ve gaziler vererek vatan şuurunun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Rabbimiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir. Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırın. Ben şehit olabilirim. O şehit benim evladım. O şehit benim eşim. O şehit benim babam da olabilirdi diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilirler. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz. Adalet tesis edilmez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı
kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehidim, kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun. Aziz şehitler, vatan size minnettardır. Allah öncelikle şehit yakınlarına ve nezdinde milletimize sabrı cemil ve metanet ihsan eylesin.